Merhabalar değerli Business Channel Türk TV izleyicileri. Gülşen Durmaz ile Ruhun Estetiği programındasınız. Bugün stüdyomda daha önce de ağırladığım sevgili Elif Kiraz var. Dilerseniz bir merhaba diyelim ve hemen hızlıca program başlayalım. Elif Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Mucize ötesiyim. Stüdyomda tekrar sizi ağırlamaktan keyif alıyorum, onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. O keyif ve onur bana ait. Ben de sizinle olmaktan dolayı hem şanslıyım hem de çok mutluyum. Ne güzel. Sevgili Elif Kiraz, bugün izleyicilerimizi nelerden nasiplendirelim, nelerden bahsedelim istersiniz? Bugün şifa nedir, hastalıklar nedir, nasıl oluşur? Bunları önlemek için günlük hayatımızda kolaylıkla yapabileceğimiz uygulamalar, teknikler nedir? Şifa ve şifanın gücü nedir? Bunlara değinelim. Çok güzel bir donanımla gelmişsiniz. Değerli izleyicilerimiz hemen ekranları başına çayınızı, kahvenizi alın diyorum. Notları da almaya başlayın. Buyurun lütfen Elif Hocam. Elif Kiraz kimdir diyerek tanımayanları tanıtalım ve sizi can kulağıyla dinleyelim. Buyurun. Ben çocukluktan itibaren o dönemde tanımlanamayan, bazı özellikleri olan, yaşadığı olaylar sonucunda bu özelliğin izini takip ederek çeşitli eğitimler alan, kendini artık tanıyan ve bu özelliğe sahip ve bu özelliğe sahip olmayan herkese yardım etmeye misyon edinmiş bir enerjistim. Bu anlamda çeşitli çalışmalarım var. İnsanların yüreğine dokunmakla ilgili. Farkındalığı arttırıp dönüşüm sağlamakla ilgili. Çünkü yaşama genelde bir sahne diyoruz, yaşam sahnesi diyoruz. Bu sahnenin bazı kuralları var. İnsanlar bu kuralları kendileri koyarak yaşamlarında yolunda gitmeyen şeyleri değiştirip dönüştürebilirler ve istedikleri şeyleri yaşamlarına çekebilirler. Çok özel, çok güzel bir tespit. Değiştirip dönüştürebilirler. Evet. Muhteşem. Bu süreç tabii ki bir sihirli değnek yok elimizde. Filmlerdeki ya da masallardaki gibi bir dokunuşla bir anda sabah uyandığınızda muhteşem bir hayata uyanmıyorsunuz ama farkındalık sağlayarak, farkındalık kazanarak bu süreci bütün bilinçaltınızı temizleyerek, bugünkü yaşamınıza sebep olan olayları anlayarak ve yeniden inşa ederek başarabiliyorsunuz. Sancılı bir süreç ama tabii ki sancı demişken insanların da gözünü korkutmayalım. İşin içinden çıkılmaz, büyük problemlere sebep olan bir süreç değil. Ama insanların kendileriyle yüzleşmeleri hiçbir zaman kolay değildir. Ama sonuçta kendi hayatımızda mucizevi ve sonsuz güzellikte bir şeye sebep olacaksak göze alınabilecek bir şey. Kesinlikle haklısınız. Genelde biz başımız ağrıdığı zaman yani artık son damlada gideriz. Evet. Hem doktorlara hem hekimlere, terapistlere, gerekirse işte alternatif tamamlayıcı tıp uzmanlarına. Muhtemelen sizin de danışanlarınız bu son noktalarda arayıp buluyorlar sizi. Nedir bu son nokta? Elif Hocam, bizi nedir bu son noktaya kadar beklememizi sağlayan şey? Çok doğru söylediğiniz, insanlar son noktada bizlere başvuruyorlar. Yani artık işin içinden çıkamadıkları noktada, problemlerini taşıyamadıkları, artık o yükle yaşayamadıkları ya da zorlandıkları noktada bize geliyorlar. Fiziksel hastalıklar için de bu geçerli. Geçmeyen ağrıları olan insanlar, herhangi bir buna sebep olacak kan değerleri ya da fiziksel bir sebep bulunamamış kişiler bir artık çözüm noktası olarak bize geliyorlar. Evet. Neden böyle yapıyorlar? Derdi olan derman arar, bildiği yoldan arar bu dermanı. Bugün bize dayatılan derman hep tek adres. Evet. Son derece saygı duyduğumuz, bizim de kabul ettiğimiz bir adres bu modern tıp. Ben hep şu soruyu soruyorum. Bundan yüzyıllar önce insanlar nasıl iyileşiyorlardı? Röntgen ve MR cihazları yokken nasıl iyileşiyorlardı? Hastalıklar birer sonuçtur. Çeşitli nedenlerden oluşur. Neden değişmeden sonuç değişmez. Bugün sadece sonuca yönelik ve et bedene yönelik tedaviler maalesef bir yere kadar sonuç veriyor. Nedenler değişmeden bu anlamda tedavi alıp hayatlarına dönen insanlar, evet belki fiziksel olarak bir müddet iyi hissediyorlar. Nedenler tekrarladığı için
o var olan sorunları katlanarak onlara geri dönüyor. Dolayısıyla nedeni keşfetmemiz gerekiyor. Çok Bizi ne önemli. hasta ediyor peki Elif Hanım? Düşüncelerimiz. Neden? Bu çok bilinen ve basit bir cevabı olan soru aslında ama bütün çözümlerde zaten çözümlerin de cevabı basittir. Düşüncelerimiz. İnsan olarak kim olduğumuzu, ne yaptığımızı bilmiyor oluşumuz ve düşüncelerimizi kontrol edemiyor oluşumuz en büyük etken. Bugün maruz kaldığımız birçok görsel, bilinçaltına yollanan mesajlar zaten bu amaca yönelik. Evet, amaçlarına da ulaşıyorlar. Şöyle açıklamak istiyorum. Çok değerli Murat Tulga Buyruk hocamın değerli bilgilerinden de Sevgilerimizi gönderiyoruz kesinlikle kendisine. burada bahsetmemiz icap ediyor. Çünkü asıl olay bu. İnsan dediğimiz bu varlık sadece fiziksel bedenden oluşmuyor. Bizim enerji bedenimiz var. Bugün maddenin sadece atomlardan oluşmadığı ispatlanmış bir şeydir. Her maddenin bir enerji alanı vardır. Bu enerji alanımızı nasıl etkiliyoruz? Beynimiz var. Beynimiz çeşitli sinyaller üretiyor. Nöron bağları vasıtasıyla bu sinyalleri yayıyor. Bir de anne karnından itibaren annemizden ve atalarımızdan aldığımız bir takım DNA kodları var. Yani biz doğuştan kodlandığımız bir durum içerisinde, hal Kesinlikle. içerisinde dünyaya O geliyoruz. hal içinde dünyaya geliyoruz. Yetişme tarzımız, çevresel koşullar 7 yaşından sonra ya da reşit olana kadar bize kodlanmaya devam ediliyor. Ve var olan bir potansiyel işleniyor. Ve biz o işleme neticesinde hayatımızı şekillendiriyoruz. Hayatımızın ekranından bize kodlanmış görüntüleri izliyoruz. Anne karnından 7 yaşına kadar olan zaman diliminden bahsediyoruz, değil Anne mi? karnında bir takım kodlamalar alıyoruz ve o kodlamalarla dünyaya geliyoruz. 7 yaşına kadar biz hala temiz bir bilinç seviyesindeyiz. Hala metafizik dünyadan aldığımız bilgileri koruyoruz. O yüzden küçük çocuklara çok sorarlar bir konu olduğu zaman. Bununla ilgili ne hissediyorsun? Hamile birini gördükleri zaman. Bu teyzenin kızı mı olacak, oğlu mu olacak diye sorarlar. Çünkü o temiz bilgi hala devam ediyor. Ve teta, Blokajsız. evet. Ve teta frekansında yayın yaptığı için beyin yaratım gücü çok fazla. Ne isterse olur çocuklar. Derler ya masum, sabi, ne Evet, isterse günahsız olur. deriz Evet, basit dille. evet. Ama o zamana kadar beyin kaydetmeye devam ediyor. Çünkü o yaşa kadar madde dünyayı tanıyoruz. Ve bize nasıl tanıtılırsa öyle kabul ediyoruz. Bu çok önemli. Bu yüzden şifacılık özelliği olan aileleri tarafından farklı özelliği olduğu düşünülen çocukların lütfen bu tarafları kapatılmasın. Nasıl anlarız Elif Hocam, biz çocuğumuzun böyle bir eğilimi olduğunu? Gerçekleşen rüyalar görürler. Kendi kendilerine konuşurlar. Hayali çocuk arkadaşları olur. Hayali arkadaşları olur. Oysa ki biz o tarz çocukları terapilere götürürüz, bu çocuğu iyileşmesi gerekiyor diye, değil Evet. mi? Çok ilginç bir şeyden bahsediyor Sayın Elif Kiraz. Lütfen dikkatle dinleyelim. Çünkü bu durum bize bir hastalık ve bir anomali olarak öğretildi. Evet. Halbuki öyle değil. Biz metafizik alemden madde dünyaya geliyoruz ve oradaki bazı bilgileri koruyarak geliyor bazı çocuklar. Bu çocukların ailelerinde, atalarında şifacılar, iyileştiriciler, bazı sezişleri güçlü olan insanlar var. Bu kodlar onlarda çok güçlü bir şekilde açığa çıkıyor. Bu çocuklar anomaliye sahip olan anormal çocuklar değiller. Değiller. Bunlar özel çocuklar. Farklı, hala o genetik özelliği taşıyan çocuklar. Kapatmayın önümüzdeki yüzyıl. Bakın bugün bilim kurgu filmlerini izlediğinizde bizi önümüzdeki yüzyılın nelerin beklediğini çok rahatlıkla görürsünüz. Çünkü zaten bunların ipuçları veriliyor. Psişik olarak anlaşan çocuklar, rüya gezginleri, eşyanın hakikatini çözen insanlar. Şimdi burada bu popüler filmlerinde isimlerini vermeyeyim. Popüler dizi kanallarında da var bunlar, sinemalarda da var. Lütfen o filmleri farklı bir gözle görün. Orada size anlatılan ve verilen bilgiler neler, sizi önünüzdeki yüzyılda bekleyen gerçeklerin neler olduğunun ipuçlarını orada görebilirsiniz.
İşte bunlar bu çocuklar sayesinde olacak. Ama. 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 Bir güç savaşı içinde yaşıyoruz. Evet. Ve ne yazık ki. Biliyorsunuz her şey bir alandır, bir piyasadır. Bu alana hakim olacak çocuklar bizim topraklarımızdan ya da kendi seçilmişlerinin dışında çıkmaması için uğraşılınıyor. Bu anlamda bize filmlerle işte bu çocukların anormal bir duruma sahip olduğuyla ilgili sürekli mesajlar veriliyor. Öyleyse ünlü kesiliyor. İnanıyoruz ve kesiyoruz ama kesiliyor mu? Tabii ki kesilmiyor. Ergenlik çağında ortaya çıkıyor. İlerleyen yaşlarda bu özellik tekrar ortaya çıkıyor. Evet, okul ve hayat telaşesi, iş gibi günlük hayatın koşturması içerisinde biraz üstü örtülüyor. Ama kaybolmuyor, kaybedemezsiniz. Bu özel çocuklarımıza ne yapıyoruz? Sahip çıkıyoruz öyleyse. Evet. En başta yapmamız gereken şey bu. Bugün sonrası. Spiritüel adı altında, başlığı altında birçok teknik öğretiliyor. Lütfen çocukların bu özelliğinin daha çok gerçekleşen rüyalar mı, sezişleri mi daha güçlü? Ağrıyan bir yere ellerini koyduğunda o ağrıyı alan çocuklar var. Bunlar şifacılar, elle şifa yapabilme özelliğine sahipler. Kesinlikle aileler korkmasın. Bugün bizim kültürümüzde ve inanışımızda olan başka varlıklar vasıtasıyla olmuyor bunlar. Bugün bundan yüzyıllar öncesinde bilim bu alanda çalışmalar yaptı. Doktor Zimmermann adı verilen bir Alman bilim adamı alanda kullanılan ara bilim ölçüm aletleriyle yani bir kuantum feedback aracıyla iyileşmeyen kemik dokuya enerji uyguluyor. Ve o iyileşmeyen kemik doku iyileşiyor. Aynı şeyi biyoenerji uygulayan kişilerde ölçümlediğinde, biyoenerji uygulayan kişilerin ellerinde, biyoenerji uygulaması yapmayan kişilerden farklı bir alan olduğu ölçüldü. Yani bu tespit edilen, ispatlanan bir durum. Tespit edilen bilimsel bir durum ve biyoenerji uygulayıcısı da iyileşmeyen kemik dokuya enerji uyguladığında iyileştirdi. Sistemde var olan enerjiyi o enerjiden kopmuş ya da o enerjiden düşmüş kişi arasında bir ara kablo görevi görürüz biz. Ara devreyi tamamlarız. Akar ve kişiye gider. Bugün kuantumun bahsettiği enerji, dini kaynaklarda geçen nur, yaradanın ışığı, enerjisi. Hepsi aynı şeydir. Enerji tektir. İsim değişebilir. İsim değişebilir. Hitap değişebilir demek ki bazen ama enerji vardır ve tektir. Tektir. Diyoruz. Atomun içine bu CERN deneylerine kadar girildiğinde koca bir boşluk buldular. Atomun içi boş. Bu ne demek yani? Bugün yanında oturduğumuz bu masa aslında yok. Öyleyse biz de yokuz. Aynen öyle. CERN deneylerinde tabii daha gelişmiş aletlerle girildiğinde bugün söylemesi de çok bayağı olaylı oldu. Bunun bayağı bir tepki de alındı. Işık parçacıkları buldular. Fakat bu ışık parçacıklarını tutamadılar. Sistem de bize böyle seslenmiyor mu? Ben varım, benden başka hiçbir şey yok. Evet. Peki bulduk çocuklarımızı ve tespit ettik. Böyle de eğittik. Ve bunlar çok iyi bir şifa kanalı olmaya başladılar. Evet. Ve insanlara yardım etmeye başladık. Kişiler bize rahatsızlıklarını bildiler, geldiler veyahut bilmeden geldiler. Biz onları tespit ettik. Doğru bir yol haritası çizerek onları şifalandırdık. Bir de bilinçaltı denilen bir olgu var. Çok önemli. Eğer danışan burada hastalığından veya herhangi bir rahatsızlığından kurtulmak istemiyoruz. O bilinçaltında eğer bir şey var ise nasıl kurtaracağız? Nasıl bu blokajı iptal edeceğiz Elif Hocam? Çok güzel bir soru sordunuz. Bilinçaltı temizlenmeden yaptığınız her anlamdaki şifa çalışması yetersizdir. Kimler şifa çalışması yapabilir? Öncelikle bunu belirteyim. Dönüşmek isteyen, şifalanmayı kabul eden, şifa isteyen, sorgulayarak, tereddütle, sorgulamak çok güzeldir. Tabii ki neyi seçeceğimizi sorgulayacağız. Bunun neticesinde içimize sinecek ve buna istekli olacağız. İstemeyen hiç kimse yardım edemez.
Doğru söylüyorsunuz. Ve bu kodlar çok önemli. Anne karnından itibaren almış olduğumuz kodlar. Çünkü beynimiz bunlardan beslenerek bir yayın yapıyor. Bu yayın sistemde benzer enerjiyi çekerek yaşamımıza bir oluş olarak düşürüyor. Ne kayıtlıysa siz de onu yaşıyorsunuz. Bilinçaltını temizlemek için çeşitli teknikler kullanıyoruz. Hipnoz, telkin, bilinçaltı temizliği ve biyoenerji. Bu kişinin sıkıntısına göre kök sebebi bularak başladığımız bir yolculuk, sıkıntıya sebep olan ana nedeni tespit etmeden dönüşüm sağlayamazsınız. Bu anlamda hizmet aldıkları kişileri de lütfen bu gözle değerlendirsin insanlar. Hipnoz dediniz Elif Hanım, hep bir algı vardır veya bir ön yargı vardır. Evet. Hipnoz denilen şey nedir? Beni uyutacaklar, bilincimi açacaklar, benim istemediğim şeyleri öğrenecekler, gizlediğim bilgiler mi ortaya çıkacak diye bir kaygı yaşarız değil mi genelde? Çok doğru. Böyle bir şey midir hipnoz terapileri? Hipnoz, her gün uyumadan önce aslında hipnoz aşamalarından geçiyoruz. Sabah uyandığımızda hipnozdan çıkıyoruz. Hipnoz, televizyon izlerken, bir kitap okurken, bir arkadaşımızın bizim omuzumuza dokunması bile bilinçaltımıza bir telkindir, bir mesajdır. Biz aslında sürekli hipnoz telkinleri altındayız. Hipnoz dediğimiz olay, bilincin, biliyorsunuz bilinç ve bilinçaltı var. Bilincin geri planda gözlemci olarak kalıp bilinçaltına telkin edilmesidir. Hipnoz seanslarında kişi istemediği hiçbir şey yapmaz. Etik değerlerine, dini değerlerine aykırı hiçbir şeyi kabul etmez. İstediği an hipnozdan çıkabilir. İradesi mevcuttur yani. Mevcuttur. Öyle bir rahatsızlığımız yok. Kesinlikle. Bunun bilgisini de verdik, rahatladık. Bu ve bunun gibi birçok bilgiyi barındıran bir kitap oluşturmuşsunuz. İsmine de Şifanın Gücü demişsiniz. Evet. Ne kadar güzel bir isim, ne kadar değerli bir kadim bilgileri içeren bir eser diyorum ben buna. Çok naziksiniz. Biraz nasıl oluştuğundan bahsedelim mi? Sonra içerisinden birkaç izleyicilerimizin de yararlanması için birkaç bilgi okumak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Nasıl ortaya çıktı bu şifanın gücü? Ben yayının başında da bahsettiğim gibi çocukluğumdan itibaren bazı özellikleri taşıyan bir kişiyim. Bu özellikleri kullanmak adına, ne olduklarını anlamam adına bana rehberlik edecek hiç kimse olmadı. Gördüğüm rüyalardan korktum, yaşadığım şeylerden korktum, ön sezilerimden korktum. Yine bizim kültürümüzde olan hikayelerden olumsuz etkilendim. Hislerimi reddedip bu tarafımı reddettiğim dönemler yaşadım. Yani sizin kendi potansiyelinizi reddettiğiniz zamanlar, evet, yaşadınız. Evet. Çünkü tanımlayamadım ve bu anlamda doğru bir rehberle karşılaşmadım. Ama bu özelliğe sahip kişiler enerji dikkatini bu tarafa çekmek istediği için çeşitli acılarla sınanırlar. Yakınlarının acıları dahil olmak üzere. Kendi aile yakınlarımla da ilgili ön sezişlerimin yaşam olarak karşıma çıkması ve onları acı bir şekilde kaybettikten sonra bu tarafımın üzerine daha fazla eğilip çeşitli teknikleri araştırdım. Bu anlamda eğitimler aldım. Bu kitabı yazma amacım da bu. Bu özelliğe sahip kişiler yalnız olmadıklarını bilsinler. Nasıl bir rehber bulabileceklerini, bu taraflarını nasıl parlatabileceklerini, kabul edip işletebileceklerini öğrensinler. Bu özelliğe sahip olmayıp yaşamlarında çeşitli problemler, acılar yaşayan kişiler de herhangi bir rehbere, bu anlamda hizmet veren bir kimseye gidemeyecek durumda olan kişiler de bu kitabın içerisinde bulunan kadim bilgilerin uygulanışlarıyla alakalı teknikleri hayatlarına alarak yaşamlarında kendi kendilerine bir dönüşüm yaratabilirler. Bu amaç için yazıldı bu kitap. Gerçekten de öyle. Okuyan kişiyi akıp sürükleyen ve anlayabilir, anlatılabilir bir dil, anlaşılabilir, evet, bir yazı diliyle yazılmış çok güzel bir kitap. Ben çok, çok beğendim. Birçok olumlamalar var. Evet. Hayatımızı dönüştürebileceğimiz noktada bize yardımcı olabilecek. Birkaçını okumak isterim izninizle. Lütfen. Sağlıklı olmayı seçiyorum olumlamasını veriyorsunuz. Tüm bedenlerimin
ruhumun, bedenimin ve zihnimin sağlıklı ve dengede. Evet. Tüm bedenlerim demişiz hocam evet. burada. Evet. Azıcık değinelim mi? Değinelim. Burada tüm bedenlerim derken kasıt herhangi bir dini inanış ya da bir farklı bir kültürü ifade etmek değil. Sadece et bedenden oluşmuyoruz. Bizim eterik bedenimiz var. Enerji katmanlarından oluşan bedenlerimiz var. Mental bedenimiz var, ruhsal bedenimiz var, duygusal bedenimiz var. Buradaki kasıt bu bedenlerdir. Evet, çok haklısınız. Çünkü burada başlar zaten, enerji bedenlerinde başlar önce hastalıklar ve şifa. Kesinlikle haklısınız. Bizim bir yerlerimiz ağrır ağrır, birçok izleyicimiz bunu deneyimlemiştir, şahit evet. olmuştur. Ağrılarımız olur, artık ayyuka çıkmıştır, dayanamıyoruz. Ameliyat derecesine kadar geliriz, ameliyat da oluruz ama o ağrı geçmez. Et beden iyileşmiştir. Fakat hangi bedende, enerji bedeninde mi, tabii. duygusal alanında mı o blokaj, tabii. ne o ağrıya sebep oluyor onu bulamadığı için ameliyat safhasına gelmiştir kişi fakat hala iyileşmemiştir. Evet. İzleyicilerimiz bu konuda aydınlattığınız için de çok teşekkür ederim. En sevdiğim olumlamaya geldik hocam. Ben değerliyim diyor. Evet. Ben değerliyim olumlaması bizi nasıl değerli olduğumuzu ikna edebiliyor? İnsanlar birçok problemi bu sebepten dolayı yaşıyorlar. Kim olduğunu bil, neye sahip olduğunu bil, kendi değerini bil. Çünkü ne isen onu çekiyorsun. Peki bunu nasıl tespit edecekler? Yine kitapta kendilerinde çeşitli sıkıntılara sebep olan olayları ve bunların sebeplerini en önce çözmekle ilgili teknikler ve tespit etmekle ilgili teknikler var. Bunlar basit teknikler değil mi? Çok, çok güzel anlatmışsınız çünkü. Çok. Alıp hemen uygulayabilirler. Aynen öyle. Bu özellikle bahsettiğiniz olumlama için kişilerin kas testini yaparak ben değerliyim demelerini istiyorum. Hı hı. Alacakları cevap çok şaşırtacak onları. Gerçekte kendilerine değer verip vermediklerini ve değerlerinin farkında olup olmadıklarını bu işlemden sonra görecekler. Anlayacak. Ve eğer bu değer onlarda yoksa, bu değeri kendilerine nasıl tanımlayacakları, bunu kendilerine nasıl işletecekleri, nasıl yeniden nöron bağlarını kurup o sinyali yayacaklarının yolunu da anlattım kitapta. Hem tespit var, hem çözüm var öyleyse. Tespit, gidiş yolu ve çözüm. Harika. Sadece bunlar değil, ben deyimlerden de örnekler evet. görüyorum burada. Bir de deyimlerden örnek vermek evet. isterim. Akla gelen başa gelir demişsiniz. Evet. Yani yıllar önce büyüklerimiz demiş ama siz evet. de bunu kaleme almışsınız. Gerçekten böyle midir Elif Hanım? Böyle. Akla gelen başa da gelir mi? Böyledir. Atalarımız biliyorlardı, bu sistemi işletiyorlardı. Sembolik anlatımlarla da kendilerinden sonra gelecek nesillere yol gösterdiler. Bugün çok popüler spiritüel anlamda kitaplar var. Ne diyorlar? Ne düşünürseniz onu çekersiniz. Anadolu'da bu yüzyıllar öncesinde söylenmiş. Akla gelen başa gelir. Demişler. Çünkü yaratım önce düşüncede başlar. Önce düşünerek yaratıma sebep oluyoruz. Gönülden isteyerek, gönül ile isteyerek o yaydığımız frekansı büyük bir güçle yani duygularla itiyoruz ve yaşamımıza oluş olarak çekiyoruz. Bizde sistemin, yaradanın, sizde ne olarak kayıtlıysa o tasarımcının bazı manaları var. O manalar sayesinde yaratım gerçekleşiyor ama en önce onun da bize söylediği gibi ne diyor? Akıl edin. Akıl edin. Çünkü orada başlıyor her şey. Ve gerçekten atalarımızın, tüm atalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki vardılar ve iyi ki bunu sözsel olarak anlatıp bizlere kadar ulaşmasına sebep oldular. Ne düşündüğünüze dikkat edin. Çünkü düşündüğünüz şey yaşamınız olacak. Demek ki gerçekten akla gelen başa da geliyor. Su gibi akıp geçti yine programımız Elif Hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu varsa buyurun lütfen. İzleyicilerimize şunu tekrar belirtmek istiyorum. Düşüncelerimizi kalbimizle itiyoruz. Duygularımızın ne olduğunu bilip düşüncelerimizi onunla paralel hale getirdiğimizde yaşamınıza her şeyi çekebilirsiniz. Ama bunu yapmazdan evvel bilinçaltını temizleyin.
Çünkü orada neler var, neler açığa çıkacak çok bilmiyorsunuz. Bilinçaltı temizlendikten sonra hayatınızın kurallarını kendiniz koyarak lütfen yaşayın, sahnenizin starı olun. Aa, muhteşem söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayaklarınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, duydunuz. Sahnenizin starı mı olmak istiyorsunuz? Lütfen doğru adreslere ulaşın. Elif Kiraz Instagram, Facebook sayfasından ve birçok sosyal medyadan rahatlıkla ulaşabileceğiniz birisidir. Altta iletişim numaralarını ve bilgilerini görüyorsunuz zaten. Haftaya Salı saat 11.30'da yeni bir konuk ve konuyla buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.